Çünkü o bizim bir hayat arkadaşımız. O bizim sevdiceğimiz. Sevdiceğimiz. Hayat işte. Arkadaşımız. Ben bu kadının şu sözlerine bayılıyorum yani. Sevdiceğim. Dolayısıyla ona sevdiğim insanı aynı evde yaşıyorum. Aşkım lütfen ne olur badanayı mavi yapalım diyebilirim ona. Ha, ondan sonra her eve lazım bu ses tonu. Her eve lazım. Aşkım bilmeyeyim bu. O kadar güzel bir ses tonu var ki karşındakini yapmayacağı olsa bile yapası gelir. Değil mi ama? Yani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye bir söz var. Biliyorsunuz değil mi? Demek ki tatlı dille güler yüzle yapılmayacak bir şey yok. Hani bazen insanların tabii alışkanlığı olmuş oluyor. Evet. Sinirli konuşmak, agresif konuşmak, bunun farkına varalım, onu demek istiyorum. Farkına varalım ve daha sakin konuşmayı öğrenmemiz lazım. Artık bu tür kurslar var, eğitimler var, şiddetsiz iletişim, pozitif iletişim. Konuşmalar diye tabii yıllardır yapılan şeyler var. Mesela yöneticiler, iş yerlerindeki insanlar bunların kurslarına katılıyorlar. Günlük hayattaki ezber konuşmalarımızdan çıkıp daha bilinçli konuşmalar için. Seçtiğimiz kelimeler, seç tonları bunlar çok önemlidir. Karşı tarafa sesimin tonuyla, bedenimin diliyle, efendim seçtiğim kelimelerle nasıl mesajlar veriyorum? Bunları ciddiye almamız lazım. Hayat aslında ciddiye alınması gereken bir konu. Ne yaptığımız değil mi? Düşünecek olursak, evet. Bazen toplum içinde erkekler veya kadınlar, bunu siz de duymuşsunuz, biz de duyuyoruz. Mesela bazı kadınlar var, ya ben aşk kadınıyım. Bunu kadınlarda ben çok sık duyuyorum. Mesela ben aşk kadınıyım. Aşk, mesela kim söylüyordu, hani popüler bir isim söyleyeyim, Seda Sayan mesela. Hep der ki ben aşk kadınıyım, aşk olmalı bende. Ben yaşayamam, aşksız nefes alamam. Erkeklerin de hep böyle söyleyen erkekler de vardı. Ben aşk adamıyım. Biraz böyle şey oldu. Ben aşk adamıyım kardeşim falan ya öyle. Ama hani var mı öyle insan tipleri gerçekten? Hani bana şey gibi geliyor. Hani medyatik birinden ağzından duyunca böyle. Hani ya, sanıyorum bu kişiler burada neye önem verdiklerini mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani ben aşk kadınıyım veya adamıyım derken benim için birlikteliğin temelinde aşk olmalı mı acaba? Yoksa yani hayatında her daim olmalı, her daim anlamında. Bir şey mi olmalı? Heyecan mı olmalı? Şimdi aşık oldumla hani aşk, bunlar da nüanslar diyoruz. Küçük i̇şte bakış açısı onlara değil mi? Benim de. Her dakika aşık olamayız dediğim gibi. Aşk gerçekten bir hormonal ve duygusal bir kitlenmedir. Sürekli öyle kalsak çıldırırız. O tarzda olsa gerçekten hasta oluruz. Çünkü geçici bir hastalık. Nezle, grip gibi bir ama pozitif bir hastalık. Ama şimdi ben aşk kadınıyım ya da aşk evliliği istiyorum dediğimizde tabii ki o hastalıklı durumu kastetmiyoruz. Yani ben kalp çarpıntısı arıyorum, aşık olduğumu, aşk dindi, şimdi sevgiye dönüştü ve aramızda o sevgi var. Ve hayat boyunca da o sevgi devam edecek anlamında da kullanabiliyoruz. Değil mi? Hani mesela yüz kelimesi, yüz deyince ne anlıyorsunuz? Rakam mı, yüzümüz mü yoksa denizde yüzmek mi gibi? Yani bir kelimeyi çok anlamlı da kullanabiliyoruz. Peki aşk ne süreçte diner sizce? Kişilere ya, bağlı. Aşkın bu dinmesi hormonal dediğim gibi bu 3 ay en fazla 6 ay sürüyor. Ömrü. İstatistiklere göre tabii ki. Ama 6 aya ulaşan aşklar çok az yani en fazla 3 ay falan sürer. Peki şu söze ben inanmıyorum. Atıyorum 15 yıllık evliler. Biz hala birbirimize aşığız. Ben inanmıyorum buna. İşte orada buna. Kastedilen o az önce söylediğim farklı anlamları taşıyor. Hani yüz kelimesi rakam yüz anlamında. Şimdi burada kastedilen tabii ki o değil. O hastalıklı anlamdaki o aşktan söz etmiyoruz. Evet. Yani biz hala aşığız der isem misal hayatımda şunu kastetmiş oluyorum. Hala daha birbirimize sevgiyle, muhabbetle bakıyoruz'u kastediyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani onları ayırmak lazım. Ayırmak, ayrıştırmak evet. lazım. Bunu da ayırıp aşk bir hastalık. İyi ki bana kesinlikle doğduğumda aşık bunun olmak. İğnesini yapmışlar. Hani korun, hastalıklara korun. Bağışıklığınız var. Bağışıklık var. Tabii. Böyle zırt pırt böyle aşık olan. Gerçi şey de var. Artık insanlar aşka da hani ne derler, ayran gönüllü. İşte bir ona aşık oluyor, bir buna aşık. Tabii. Ya bu kelimenin, bir kelime acaba anlamını mı yitirdi?
Yok yok değil burada ama aşık olmak. Yani bir oluşum var bakın. Aşık oldum hani grip oldum gibi. Bir şey pat oluyor. Aşığım yani ne demek? Bir gördüğü aşık anda. Aşık oldum tamam. Aşığım ne? Aşığım. Şimdi şu ben de öyle bir soru var. Siyaset programı yapıyormuşum gibi hissettim kendimi. Sözlük anlamlarını incelemiyoruz şu anda. Ben insanların ne hissettiğini ve ne hissederek bunu anlattıklarını tercüme olmaya çalışıyorum psikolog olarak. Yani aşık oldum diyen bir insanda birdenbire duygu durumunun değiştiğini, bir kişiye kapıldığını algılıyorum ben bundan. Ama evliyiz ya da efendim 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz, arkadaşız, sevgiliyiz dediğinde ve biz hala aşığız dediğinde de hala daha birbirimize önem veriyoruz ve bu insanların aslında aşk değil bizim sevgi diye adlandırdığımız durumda olduklarını algılıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o sarhoşluk durumundan çıkıp kutsal dediğimiz duruma geçmişler. Sevgiyi aslında bence bir program boyunca konuşmak lazım. Sevgi nedir diye. Çünkü sevgiden çok yanlış şeyler algılıyor insanlar. Evet. Hani aşkı gözlerinde büyütüyorlar. Sihirli bir değnekmiş, efendim çok hoşmuş, belki de kutsalmış gibi. Hayır değil, bu gelip geçici bir duygudur. Hoştur, başını sarhoş yapar insanın. Evet. Ama asıl hedefimiz sevmektir. Evet. Ve sevgi içinde kalabilmektir. İşte o sevmek nedir ve onu nasıl koruruz? Evet, hani bu duygu bir programlık konu bu. Lazım çünkü zamanımız az kaldı. Çünkü sevgi bir duygu değil. Sevgi nedir bence bir programı dolu dolu böyle konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve son dakikalarımıza girmiş bulunuyoruz. Biz de bugün aşka, sevgiye, ya ben adıma ver yansın ettim. Psikologumuz da bulunca böyle bir anda bir siyaset, peki aşığım ne demek falan böyle siyaset programı yapıyormuşum gibi hissettim kendimi. Bugünlük maalesef burada bitirmek durumundayız. Evet. Son sözlerinizi alayım ben sizin. Madem. Tabii ki virgül koyduk, nokta koymadık. Valla aşık olunuz derim herkese ama dikkatli olunuz. Yani kesinlikle hemen nişan, düğün vesaireye geçiş yapmayın. Ve o sevgi, aşkın demlenip sevgiye geçişini sağlayın. Haftaya konuşacağız sevgilinizle. İnşallah hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler yine müzikle kapanışımızı yapacağız. Sevgili Bahadır'ın o güzel yorumunu dinlemeden programı kapatmak olmaz. En azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Yarın yine Allah nasip kısmet ederse sabah saatler onu gösterdiğinde biz yine burada buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.